Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen ve yasalaşan 17 maddelik 160 sayılı hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun yürürlükte. Evet. Ancak beraberinde birçok tartışmayı da getirdi. Sizin bu konudaki genel değerlendirmenizi öğrenmek istiyorum. Vallahi şimdi bu son değişiklikten önce aslına bakarsanız kanun ilk çıktığı yıllardan başlayayım biraz daha eskiye giderek. Türkiye'de ilk hayvanları koruma kanunu 2004 yılında yürürlüğe girdi. 5199 sayılı kanun. Girdiği zaman şunu hep söylüyorum, yeterli miydi değildi. Olması gerekiyor muydu? Mutlak suretle olması gerekiyordu ama o dönem işte Türkiye'nin Avrupa Birliği müttesebatı çerçevesinde gündeme gelen bir kanundu. Dolayısıyla nasıl bir kanun? Yurt dışında gelişmiş ülkelerde veya işte Avrupa ülkeleri gelişmişlik demeyelim, Avrupa ülkelerinde uygulanan sahipli hayvanlara yönelik bir kanun Türkçe'ye çevrildi ve kanun diye ortaya kondu. Türkiye'deki genel şartlar, özel şartlar göz önüne alınmadan. Dolayısıyla 2004 yılından beri kanunumuz var ama bir türlü ayakları yere basamıyor. Çünkü sokak hayvanlarını Türkiye ne yapmak istiyor? Yani evet. Hükümet ne yapmak istiyor? Sokakta köpek olmayacak mı? Sokakta köpeklerle beraber mi yaşayacağız? Bunun netleşmesi lazım. Bu sorumluluk kime ait? Bunun netleşmesi lazım. Ki o ilk çıktığı yıllarda kabahatler kanunundaydı. Yani köpeği öldürmek de, köpeğe tecavüz etmek de para cezasıyla cezalandırılıyordu. Dolayısıyla bunlar değişti süreç içerisinde. Yani 20 yılda aslında bir noktaya geldik. En son bu Temmuz ayında yapılan kanundaki değişiklikle ilgili olarak belli şeyler düzenlendi ama tabii daha katı kurallar getirildi. Bunun en başındaki en önemlisi işte hayvanların ötenazi edileceğiyle ilgili veya öldürüleceğiyle ilgili içinde vatandaşlarda, halkta oluşan bir önyargı. Şimdi kanunda öldürülmesiyle ilgili herhangi bir şey yok aslına bakarsınız. Yani köpekler sokaktan toplanıp öldürülecektir diye bir şey yok. Ama burada sanki hayvan hakları savunucuları bu anlamda ötenazi yapıldığına dair birçok iddiada bulunuyorlar. Tabii ki. Şimdi yaşanan gerçekler de var Türkiye'de. Şimdi vur dediğiniz anda belli insanlar veya belli belediyeler, görevliler diyeyim kendinde görev atlediyor ve vur dediğinizi öldürüyorlar. Evet. Bunu yaşıyoruz. Yani her gün medyada çok üzücü, çok ürkütücü ve gerçekten Türkiye'ye yakışmayan görüntülerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla şimdi çıkan mevzuatta da belli bir güvensizlik var aslında. Çünkü 20 yıldır devam eden bir süreç ama 20 yıldır sokak hayvanlarıyla ilgili iki adım ileriye gidemedik. Yani sokakta ne hayvanlar refah içinde yaşıyorlar veya ne de alıp bir bakım evi veya yaşam alanında huzur içinde orada yaşıyorlar. İkisi de değil. Hı hı. Aynı süreç devam ediyor. Bir ilerleme yok ve belediyelerin en büyük dezavantajı da şu, 2004 yılında çıkan kanundan önce belediyeler Türkiye'deki sokak hayvanlarının bertarafı itlaf edilmesi yönündeydi. 2004 yılında çıkan evet. kanundan önce. Yani sokak hayvanıyla mücadele sokakta kedi köpeğin öldürülmesiydi. Hı hı. Bu aleni strikin zehirle veya tüfekle vurularak bunu belediyeler yapıyordu ama o zaman veteriner hekimler yapmıyordu bu işi. Hı. Yani veteriner hekimin görevi değil zaten öldürmek. Şu an çıkan yasayla veteriner hekimlere mi verildi bu görev? Verilmedi aslında. Gene verilmedi. Veteriner hekimin görevi normalde hayvan sağlığının korunması. Evet. Bununla birlikte hep söylediğimiz tek sağlık prensibi çerçevesinde de çevre, insan, hayvan sağlığını bir bütün olarak göz önüne alarak ki bunun içine gıda da giriyor, yaban hayatı da giriyor, her türlü unsur giriyor, hayvanın sağlığı da giriyor. Bir bütün olarak bunun korunması. Veteriner hekimler katil değil, öldüren değil, öldürmeye karar veren değil. Dolayısıyla bunu vatandaşın anlaması lazım ama söylediğim gibi 2004 yılından önce belediyeler hayvanları öldürmeyle sokak hayvanını bertaraf ederken şu an kurtarmada gene belediyelere bu görev verilince ben de dahil birçok vatandaşın kafasında şu soru işareti var. Belediye hala bunları öldürüyor mu? Maalesef yaşanan Türkiye'deki bu kötü örneklerden de hala daha belediyelerin üzerindeki bu kötü algıyı bir türlü silemiyoruz. Yani bizim amacımız sokakta hayvan yaşıyor, bunun sağlıklı yaşaması, insanla uyum içinde yaşaması, problem yaratan varsa halk sağlığı açısından da hayvanın kendi sağlığı açısından da bunu alıp kendi bakım evlerimizde daha iyi şartlarda bakımının devam ettirilmesinin sağlanması, hayatının sonlandırılması değil. Peki, tam da burada şunu sormak isterim açıkçası. Geçen günlerde yaşanan Gebze olayı nedir bu tam olarak? Vallahi, yani hani siz tamam
Bu anlamda veteriner işlerinin aslında asla hayvanları katletmediğini söylüyorsunuz ama böyle bir haber de yansıdı. Maalesef. Yani şimdi söylediğim kötü olaylar bunlar. Bu tür vakaları yaşıyoruz. Şimdi Gebze'deki olayın detaylarını bilmiyorum. Oradaki hekim arkadaşlarla görüşmedim. Süreç nedir onu bilmiyorum ama şunu yaşayabiliyoruz. Mesela sokaktan gelen, belediyelere gelen hayvanlar, sağlıklı diye tabir ettiğimiz hayvan bize kısırlaştırmaya gelen hayvan. Onun dışında ihbarla gelenlerin hepsi ya bir viral hastalık veya bir trafik kazası veya bakteriyel bir hastalık neticesinde kötü durumda olan hayvanlar. Yani sokakta sağlıklı, mahallesinde yatan, uyuyan bir kediyi, köpeği hiçbir belediye, kendimiz adına söyleyeyim, biz almıyoruz. Evet. Ancak bir yaralanma veya vatandaşın dikkatini çeken bir hastalık durumu varsa alıyoruz. Dolayısıyla bize gelen hayvanlar ciddi anlamda sokakta yaşayanlar, bu sokakta yaşamanın dezavantajlarından da birisi. Çok fazla viral hastalık kendi aralarında toplu bakıldığı için bulaşma riskine sahip. Evet. Dolayısıyla bize gelen hayvanlar kötü koşullarda ve kurtardıklarımız bizim için çok önemli. Çünkü kaybımız çok fazla. Bu her belediyede böyle. Çünkü en kötü durumda hayvan size geliyor. Bu ölenleri de bir soğuk hava depolarında saklıyoruz. Sakladıktan sonra da toplu olarak yasal mevzuatta belirtildiği gibi belediyenin belirlemiş olduğu yerlerde gömerek bunların defin işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bunun içerisinde atıyorum bizden de bir 10 tane 3 aylık, 5 aylık veya belli bir süre sonunda toplu olarak çıkartılmış hayvanın göme esnasında yakalansa, ama bunların hepsinin kaydı var. Dolayısıyla o belediyeyle konuşmadım, bu yüzden diyorum. Yani şu tarihte bu öldü, bu tarihte bu trafik kazasıyla geldi, bu tarihte bu işte viral bir hastalıktan geldi. Dolayısıyla her gömülen hayvan itlaf edilmiş anlamına gelmiyor. Bir belediyeci olarak bunu söylüyorum ama bir vatandaş olarak da şunu söylüyorum. Televizyonu ben de açtığım zaman o köpekleri öyle gördüğüm zaman yüreğim sızlıyor. Vicdan meselesi tabii bu, ki. Elbette ki. Vicdanı olan insan zaten bunu yapmaz aslında. Vicdan hem de. Sonuçta bir can onlarda. Elbette ki. Allah'ın vermiş olduğu canlar. Hepimiz gibi canlı varlıklar. Bir de şunu hep söylüyorum, yani sokak hayvanı dediğiniz mefhum, sokak hayvanları insan eliyle üretilmiş canlılar. Yani köpekler, işte çobanların bilmem köpeğinin yavrulaması veya köyde ahırında duran köpeğinin yavrulaması neticesinde götürüp kasabaya bıraktığı veya çocuğuna karne hediyesi olarak alınan köpeklerin sokağa terk edilmesi. Yani insan yanında olan köpeklerin bir süre sonra sokağa terk edilerek popülasyonun sokakta çoğalmasıyla şekillenmiş bir topluluk. Yani insan tarafından şekillendirilmiş bir topluluk. Bu sorumluluk bize ait. Bu sokakta olan köpeğin suçu değil. Evet. Dolayısıyla bunu düzeltmenin, bunu temizlemenin yolu o hayvanı öldürmek değil. O bizim kabahatimizse ona daha sağlıklı bir yaşam sunmak. Bu sokakta da olabilir, bakım evi de olabilir, yaşam alanında olabilir. Ama bunu insani bir şekilde hükümet nezdinde bir yasal düzenlemeyle, el birliğiyle ve bir seferberlik anlayışı içerisinde Türkiye genelinde yapmak lazım.